teyze ben bu savaşın çocuklarını doyurmam, yemek yedirmem yüzünden bana kızmasına dayanamıyorum demiş sana. Öyle bir şey demedim. Bursa'da bak şimdi ben yalan söyleyemem ya, öyle demedim. Ama az önce dedi dedin. Bursa'da dedi öyle abla. Bir şey. Hayır ya, Giresun'daki evde söyledin. Bursa'da az önce dedi ablacığım. Ya 10 saniye önce dedi Giresun'da dedi ya. 10 saniye ya. 10 saniye 5 saniye. Anlamamıştır ablacığım, o Bursa'daydı. Olur. Kaydı geriye mi alalım? Anlamamıştır. Senin teyzen aklı dengesi yerinde değil mi? Bir sürü ilaç kullanın, duymadınız mı? Aklı dengesi yerinde değil mi teyzenin? Bir sürü ilaç kullanın, duymadınız mı ablacığım? Akıllı bir dinç bir kadın ya. Bir daha sorun o zaman. Bursa'da olan muhabbet o. Ben doğruluğumda şaşmam. Savaşın dediği doğru bak. Nidem Hanım, Savaş'ın dediği doğru. Benim kafam aygılamadı. Savaş'ın dediği doğru. Onu aşağıda demiş de ben buraya dedi sandım. Buraya dedim Hanımcığım, size ben onu. Ümran Hanımcığım 10 saniye önce dedin ki bak sen daha önce yaptığımız röportajları biz sana 2-3 defa soruyoruz. Giresun'daki evde konuştuğunu söylüyorsun. 10 saniye önce dedin ki evet Giresun'da sofrada otururken Savaş'tan şikayetçi olduğunu söyledin. Şimdi Savaş sana müdahale edince korkuyor musun Savaş'tan? Teyzenin ifadesini niye değiştirmeye çalışıyorsun? Kim? Bir kere konuşursam jandarma bulsun o zaman beni. Tamam mı? Yapıyorsun. Bir kere konuşsam bulsun jandarma. Ya kadıncağız az önce söyledi. Siz farklı konuşuyorsunuz. Hayır farklı, siz farklı konuşuyorsunuz. Ya ifadesi benden yapacak. Teyzen benden niye korksun? Teyzenin ifadesi benden. Teyzen benden niye korksun? Teyzen benden niye korksun abla? Adli makamları kandırdığı için hakkında şikayetçiyim ben teyzenin. Teyzen benden niye korksun? Adli makamları kandırdığı için dava açsınlar. Yalan ifade eder. Tek taraflı yayın yapıyoruz. Yalan ifade eder suç. Yalan ifade eder suç Savaş. Çözdüm ben sizi. Hayır yalan ifade suç. Nidem Hanım ben sana değil. Benim çocuğum gidip geliyor. Sen anlamıyorsun bunu hiç. Çık dışarı sen. Allah Allah ya. Teyzeni yönlendiriyorsun. Teyze şey yapıyorsun. Kadıncağız hatırlıyorum diyor ya. Hatırlıyorum diyor ya. Çık dışarı. Çık, çıkar şunu dışarı. Alın dışarı ondan sonra konuşacağım ben. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Akıllı ol ya. Allah Allah. Röportajımı engelliyor teyze. Çık, çıkar şunu dışarı. Haddini bilsin yerini bilsin yani. Ümran Hanımcığım. Senin yeğenin burada yok artık. Kimsenin baskısı altında buyur. Değilsin. Kimsenin baskısı altında değilsin. İfaden benim vallahi önümde. Nidem Hanım, çıkarın dışarı. Size söylüyorum ben. Benim kafam dışarı. Biraz gidip geliyor. Gidip gelmesin Ümran Hanım. Şimdi yalan söyleyip de bir de milleti birbirine orada şey yapmayayım. Benim yalan kafam söyleme. Biraz rahatsız. Jandarmaya söylediğini. Ben... Bak çık dışarı. Çık dışarı sen. Çık dışarı. O zaman kafam iyiydi. Tamam hayır bak teyze. Yeğenini dışarı çıkardım senin. Tamam mı? Kafan yerinde. Sen jandarmaya konuşurken de senin kan yerinde. Bizim ya yeğenimine benim bir şeyim yok, derdim yok benim yeğenimine bir şeyim yok. Vallahi yeğeninin anladığı kadarıyla buraya. Ben onu söylüyorum. Tamam bak yeğenini sen benim de yeğenimle normalde derdim yok. Ama röportajımı engelleyemez. Tamam mı? Röportajımı engelleyemez. Soru sormamı engelleyemez. Senin söylediklerini engelleyemez. Babası gelse yapamaz yani. Allah Allah. Yok böyle bir şey. Ben burada söylüyorum sana o zaman yanlış söylemişim. Şimdi doğrulamaya çalışayım. Sen kabul etmeyin Nidem Hanım. Ben ne yapayım? Baştan başlıyoruz. Bakın Ümran Hanımcığım ifadenizde Bursa'da bana verdiğiniz röportajda. Ya ben kafam yine gitti ha şimdi ha. Bütün gitti ha. Hatırlam ben kimim? Benim adım ne? Gerçekten bütün gitti. Beynim gitti. Benim adım ne? Benim adım kafam ne? Kafam bütün dağıldı bütün. Ümran Hanım dağıldı. Benim adım ne? Benim adım ne? Senin adın. Senin adın televizyonda göre tesbihledim. Didem. Adımı biliyorsan tamam. Allah tamam. Allah. Senin adın ne? Adın ne Didem senin? Hanım. Ümran Hanım senin adın ne? Adın Ümran. Ne? Tamam güzel. Ümran. O zaman ta iletişim kuruyoruz. Güzel. Şimdi Ümran Hanımcığım ifadenizde diyorsunuz ki saat 12 sıralarında buyur. Kız kardeşimin evine gittim. Evde ev hali vardı diyorsun. Sonra arkasından bak gözlüğümü takıyorum. Ben senin ifadeni sana okuyorum. Nura diyorsun ki bir süre sonra Cemal Bayram dışarıda yola doğru çıktı yemek yedikten sonra. Bir müddet sonra kız kardeşim Yeter Bayram'la torunu Meryem Bayram yola doğru dışarı çıktı. Yani Yeter Hanım Meryem'i almış dışarı çıkmış. Evet doğru. Doğru güzel tamam tatlım hatırlıyorsun. Ayşe Bayram da Ayşe Bayram da arka odada duruyormuş. Senle Nuran televizyonlu odada oturuyormuşsunuz. Evet. Bayağı da sohbet etmişsiniz. Evet. Televizyonlu odada. Bayağı etmedik ve iki üç kelime söyledik. Zaten ne söylesen onu söylüyor. O başka hayır. Türlü konuşmuyordu. Bir tanem bak saat 12'de oraya gidiyorsun ya Ümran Hanımcığım. Ve saat 15'e doğru çıkıyorsun. Yani 12, 1, 2, 3. Ya 3 saat kalıyorsun canım. 3 saat o evde kalıyorsun. Az kalmıyorsun yani. 3 saat kalıyorsun o evde. Ya 3 saatin hepsini evde kalmayayım ki dışarıda da gezeyim. Gidip mahallede başka komşular hayır, da var. Hayır, Kulluya da hayır, var. Hayır. Öyle geleyim. O ev
kendisini orada kalmayayım. Yok yok, 3 saat o evde kalıyorsun. İfaden öyle çünkü. Öyle söylüyorsun ifadeni. 3 saat o evde kaldıktan sonra dışarı çıkıyorsun. Peki Allah. O sırada Nurhan sana demiş ki teyze ben Savaş'ın çocuklarını doyurmam, yemek yedirmem yüzünden bana kızmasına dayanamıyorum. Bir gün gidersen bir daha beni bulamazsın diye ben Savaş'a söyledim diye sana anlatmış. Nurhan'la ne konuştunuz? Ya başka bir şey konuşmadık. Sadece o kelimeler var. Başka bir şey yok. Tamam. Dolayısıyla bu kelimeleri... Konuşmadı orada... zaten. O sorarsan söyleyeydi. Tamam. Dolayısıyla bu kelimeleri Giresun'daki evde, köydeki evde Nurhan'la konuştunuz. Doğru mu canım? Doğru. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki Suzan'cığım. Bak bir daha Nidem Hanım yayına mayına çıkmayacağım. Tamam. Bak, benim kafam tutmuyor. Tamam ben merak ettiklerimi sorayım. Yanlış şey söylerim. Tamam. Merak ettiklerimi sorayım canım. Tamam. Nasıl istersen. Bugün bütün yayını yapalım. Suzan peki. Şimdi sence o gün ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ya Ümran Hanım doğruları konuşmaya başladı. Ya ben, diyorlar ki bu evliliği Suzan karıştırdı diyorlar. Ben orada yok ki bana sorayım. Siz de öyle biliyorlar. Ha onlar görmüşler. Onlar konuşuyorlar. Ben konuşan söyleyeyim. Ben onları bilmem. Ben onlara karışmam. Ben illerin içini bilmem. Ne onun evin içini biliyorum, ne onun evin içini biliyorum. Hiç kimseye, onlara ben bilmiyorum. Ben kızımın yanında yok ki, yıllarca onun yanında. Ben yanında, bir akşamca kaldı. Ben ya Savaş niye böyle sinirlendi, böyle atar gider ki. Yapıyor böyle. Atar gider, ne yapıyor böyle dışarı şey yapıyor. Ben gönderdim tamam da, amacı ne yapmaya çalışıyor yani? Savaş üstünden boyunu öter etmeye çalışıyor. Bursa'ya atıyor, bak Bursa'da laf diyor, Bursa'da laf diyor. Demek ki Bursa'da da konuşmuş lafı da kız, orada da dayanamamış da sığınma evine gitmiş. Onu da kabul etmedi ya. Hiçbirini kabul etmiyor. Benim yüzümden gidiyor ya bak. Orada duruyor benim yüzümden gidiyor. Orada duruyor benim yüzümden gidiyor. Ama ben ne yaptığımı bilmiyorum oraya. Ben bu çukurlara burnumu sokmuşum. Kimden haber mi göndermişim? Birinden kızım çıktı sığınma evine gittin. Ondan sonra birinde bir şey mi demişim kızımı alın da gidin diyen. Dur. Bilmiyorum ki. Ümran Hanım sana soracakları var ama. Ya Yeter Hanımcığım o gün siz dışarı Meryem'i alıp çıktığınızda senin ablan Nurhan'la dertleşmiş. Şimdi hatırladı canlı yayınla ne konuştuğunu. İfadesini zaten kendisine okuyunca. Yani o senin gelinin yani bak senin gelinin Savaş'tan oğlundan şikayetçiymiş yani Yeter Hanım. Bunu ablan biliyormuş. Burasını ben bilmiyorum. Ha işte. Peki bu kadar şikayetçi olduğunu Ümran Hanımcığım tatlım benim söylemedin mi sen Yeter Hanım'a? Çocuğa yeme gidim ama başka şikayetçiliği yok. Anladım. Ama yani artık kız bıkmış. Bir şeylerden bıkmış, usanmış. Anladın Ümran Hanım senin gelinin var mı Ümran Hanım? Bende iki tane gelin var. Benden gelini de var. Torunum var evli benim. Ay maşallah. Allah sana sağlık uzunluğunu versin. Torunlarına, evlatlarına bağışlasın. Yani Yeter Hanım'la... Ben yaşlandım. Ben geldim 68 yaşıma. Ay gençsin de artık hayat... Dur öyle deme yani. Daha hayat uzun yani. Allah sana uzun ömür versin. Gencim ama bütün hastalık yuvası. Yani bende bir sürü hastalık var. Hepimize rahatsız. Benim de belim ağrıyor ya. Ona bakarsan. Başka rahatsızlıklarım da herkes bir şekilde bir şeyler yaşıyor. Allah sağlık versin. Bana şunu söylesene. Ya onlar geçici de ben iki kalpten rahatsız benim. Allah şifa versin. Şimdi sağlık programı yaparsan bir gün onu konuşuruz. Doktorlar seni yayına alırım. Ya, senin Nurhan Hanım, Nurhan sonuçta Yeter'den şikayetçi. Ondan şikayetçi, bundan şikayetçi. Sen bunu duyunca Yeter Hanım'a neden söylemedin senin geliniyle dertli? Niye demedin? Vallahi benim hiç algıma gelip de ben öyle bir şey demedim. Ha bacım burada da ben bacıma biraz laf demedim. Ne ondan ona derim, ne ondan ona derim. Demedim. Algımdan gitti benim. Algımda kalmadı ki o ne diyeceğim. Ne diyorsunuz Pınar'cığım söyler misin bir daha lütfen? Abla konuşun abla gitti algımdan. Yeter Hanım sen diyorsun ya Suzan burnunu algıma sokuyor. Algıma gelmedi. Dur Ümran Hanım dur. Burnunu sokuyorsun bu yüzden oluyor diyor ya. Vallahi Yeter Hanım Suzan Hanım'ın burnunu sokmasından ziyade senin gelinin zaten arası bozukmuş yani seninle. Oğlunla. Telefon mu geldi bir şey mi geldi ne oldu yani? Çünkü evet. Kızım bana bir şey anlatmadı ki ben de şöyle böyle desem. Ta ilk gittiği olayı söylüyorlar. O zaman doğru. Karşılık veremedi yani niye böyle yaptığınızı. Ondan sonra ben çocuğuma ne bir soru sordum. Ne çocuğum bana şöyle bir telefon zaten telefonu ondan sonra kesildi telefonlar. Peki, sadece şeyli görüşüyorum. Ümran Hanım sen eve gittikten sonra senin kardeşin seni telefonla aramış Yeter Hanım. Saat 6:30 gibi falan. Niye aradı seni tekrar telefonla arayıp sana ne dedi? O akşam beni aramadı o. Aramış. Telefon kayıtlarına sabahtan göre. Sabahtan aradıydı sabahtan. Hayır. Hayır bir tanem. Bak 11 Haziran günü. Vallahi ben bilmeyeyim ben. Telefon HTS kayıtlarına beni göre. Beni aramadı akşam aradığını bilmeyeyim ben. Aramış HTS kayıtlarına göre saat 18:25'te. Sen eve gittikten sonra devletin kayıtlarına göre telefon kayıtlarına göre sen eve gittikten sonra Yeter Hanım seni aramış.
görüşmüşsünüz iki kardeş 86 saniye. Ben hatırlamıyorum vallahi aradığını. E görüşmüşsünüz kardeşinle al yani yaklaşık bir buçuk dakika görüşmüşsünüz. Bilmiyorum ben. Bir buçuk dakika görüşmüşsünüz. Görüşsem niye görüşmedim diyeceğim ya. Niye ne var görüşmede? Görüştüm derim. Ama hiç hatırlamıyorum görüştüğümü ben. Yani Yeter Hanım duyuyor mu beni? Akşamdan bana telefon ettiğini hiç bilmiyorum. Yeter Hanım.